Volkan'a ne kadar çok benziyordu. Resmen hayal görmeye başladım. Beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne habersiniz? Yorgunuz abicim. Biz senin gibi bütün gün evde takılmadık. Çalıştık. Hay sen de Volkan gibi başlama ya. İyi ki bir çalışıyorsunuz ha. Evde oturmak daha yorucu oğlum. Patladın bütün gün. Hadi hadi söylenmeyin de gelin iki el oyun oynayalım. Hadi aç aç. Çok konuştun. Hadi bakalım Volkan Bey. Bir isteğiniz var mıydı Burak Bey? Aç mısınız? Ya ben aç değilim de tatlı bir şeyler olabilir. Dondurma falan. Aynen ben de yerim. Tatlı olalım. Peki Burak Bey. Benim de canım tatlı çekti. Enerji lazım. Ya sen istersen 10 kilo tatlı ye. Yine de enerjim beni yenmeye yetmez. Göreceğiz. Kızım gerçekten Erdem'in sesi çok kötü geliyordu diyorum. Ya bu çocuk doğru söylüyorsa? Ya o kız onu gerçekten eski sevgilisi ise? Hı? Of Aslı ya karıştırmasana aklımı. Bitti o iş benim için. Ay ben mi karıştırıyorum? Ya sesi gerçekten kötü geliyordu diyorum. Neredeyse ağlayacak gibiydi. İstanbul'a geliyormuş. Tam 5 dakika konuşayım, başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Ya kızım, gerçekten kalkıp İstanbul'a mı gelecek benim için? Bilmiyorum, acaba doğru mu söylüyor? Buralara kadar geliyorsa belki de doğru söylüyordur. Ben de onu diyorum. Bence doğru söylüyor çocuk. Peki sen ne dedin İstanbul'a geleceğim deyince? Kızma ama ev adresini verdim. Akşam seni görmeye gelecek. Ne? Akşam beni görmeye mi gelecek? E kızım akşam oldu zaten. Ya ben ne zaman hazırlanacağım? Ay Gonca sen vallahi normal değilsin. Az önce bitti her şey benim için diyordun. Şimdi ben nasıl hazırlanacağım diyorsun? Kızım neler kaybettiğini görsün diye hazırlanacağız herhalde. Ay Gonca alemsin vallahi. Neyse kapatıyorum. Eda ile buluşacağım ben. Eda ile mi buluşacaksın? Kızım 2 dakika ayrıldık neler olmuş? Çabuk anlat neler oldu? Ömer abla. Burak Bey ve misafirleri tatlı bir şeyler atıştırmak istediler ama... Çilekli pastamız var. Aslı yapmıştı. Dolapta dondurma da var. Hı. Yeterli olur mu? Olur ablacığım. O zaman ben bir servis yapayım. Daha başka bir şey isterlerse ona göre hazırlarız. Olur. Sen de dondurmayı çıkar. Anneciğim ben yavaş yavaş gidiyorum. Tamam geç kalma kendini merak ettirme tamam mı çocuğum? Tamam merak etme telefonum yanımda zaten. Oldu. Aslı hazır mısın? Hazırım. Size de çok zahmet oluyor böyle Halil Bey. Olur mu öyle şey canım estağfurullah. Hadi. Geç kalma. Tamam. Nihat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı bizim Evel Hanım'ın kızı. Nihat Bey de bizim patronumuz Aslı. Memnun oldum efendim. Ben de canım. Gel. Gel, araba garajda. Merhaba hayatım. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti hayatım günün? İşte her zamanki gibi biraz yorgun. Yeni biri mi çalışmaya başladı bizde? Ay yok, çalışmıyor bizde. Emel Hanım'ın kızı o. Yani aslında şehir dışında yaşıyormuş. Dönmek zorunda kalmış. İşte benden rica ettiler burada kalabilir mi falan diye. Ben de artık kıramadım, bir şey diyemedim. Gerçi sana soramadım ama. Yok canım, ne gerek var? Bir sakıncası yok. Temiz, iyi bir kıza benziyor. Değil mi? Çok tatlı. Bence de öyle görünüyor. Öğrenci mi? Yok, tam demediler ama herhalde ekonomik sorunlardan dolayı kızcağız okuyamamış. Aslında kazanmış üniversite. Hem de çok yüksek bir puanla kazanmış. Ama gidememiş. Yoksa o kadar yüksek bir puan aldığı üniversiteye bir insan niye gidemesin? Yazık ama aferin kıza. Tatlım. Hadi sen bir üstünü değişsene güzel güzel. Bahçeye hazırlatıyorum yemeği. Tamam peki. Ay,
Daha gelmedik mi Eda? Ya az kaldı. Daha uzak bir yer bulamadın mı? Bu ne kızım ya? E kızım özellikle seçtik herhalde. Uzak olsun ki abim gelsin. Ayrıca buluştuklarında hemen geri dönemesinler. Ve de geri dönerken yolda vakit geçirsinler. Kızım bin tane şey düşündük herhalde. Ay vallahi senden korkulur kızım. Yani benim aklıma gelmez. Bir de kendine hayrın olsa. Ay işte bu konuda çok haklısın. Ya şu zekamın onda birini kendimde kullansaydım... Barış'la nikah masasına oturmuştum yaz sonu. Ona ne şüphe. Aşkım, sana küçük bir sürprizim var. Eğer beğenirsen burası yeni evin olacak. Aslında burayı elinden tutup gezdirmek isterdim ama... Maalesef uzaktasın diye mümkün olmadı. Ben de böyle bir video hazırlamaya karar verdim. İşte burası evin salonu. Ben eşyaları beğenmezsen değiştirebilirsin. Ama ben tam senin zevkine göre olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle dediğini duyar gibiyim. Özellikle şömine olmasını istedim. Senin yanan ateşi izlerken... Ne kadar huzur bulduğunu çok iyi biliyorum. Bunu çıkmışa kadar bekleyeceğiz maalesef. Ama olsun, yaz için muhteşem bir bahçemiz var. Ve tabii serinlemek için çok güzel de bir havuzum. Ya ben peyzaj mimarıyla konuşayım. Şu havuzun etrafına biraz daha yüksek ağaçlar diyeyim. Kim görecek değil mi? Ben seni gözümden bile kıskanıyorum Elçin. Ev güzel değil mi? Ev güzel de ben bayıldım derken evden bahsetmedim. Bana verdiğin değeri. O değeri gösterme şeklini, hayatıma kattığın anlama, kısacası beni sevme haline bayıldım. Gerçekten beni daha fazla mutlu edemezdin. Sen de beni çok mutlu ediyorsun Elçin. Sen de beni. İyi o zaman ben videomu izlemeye devam ediyorum. Tamam aşkım. Bunu eminim bizim şirketin oradaki pastaneden almışlar. Bilmem, olabilir. Ya neredeysem tanırım. Yalnız harbiden çok iyi. Hadi hadi bırakın konuşmayı da bitirin şu oyunu. Ya bitirsek ne olacak? Yine 2 dakikada 5 gol yiyip sıranı savacaksın. 5 olsa iyi kanka, ben bu sefer 10 atarım gibi. Oynadıkça açıldım. Hay sizin havanıza ya. Ne yapalım oğlum, her konuda mükemmel olamıyor insan. Bizim de kusurumuz bu olsun yani. Ha tabii tabii. Burak telefon açsana. Efendim Eda'cığım. Burak abi, sen misin? Abim orada mı? Burada canım, ne oldu? Ya önemli bir verebilir misin acaba? Önemliymiş. Ne oldu Eda? Abi benzinim bitti, kaldım burada. Neredesin? Civa yolunda, daha önce geldiğimiz restorandayım. Ya Eda, benzinin nasıl bitebilir? Etrafta sana yardım edecek kimse yok mu? Ya abi zaten geldim. Lütfen gelip alır mısın beni? Tamam canım, tamam. Geliyorum. İşte bu. Kızım sana inanamıyorum, süperdin. O nasıl bir oyunculuktu? Ben bile inandım. İyiydim değil mi? Şimdi sıra içerisini halletmekte. Hadi. Sırası mıydı şimdi ya? Tamam, sen otur. Ben gidip alırım. Sıranın ona gelmeyeceğini anladı tabii. Aynen öyle. Al benim arabayla git. Seninkinin arkasına bıraktım. Hem çıkamazsın şimdi. Tamam. Sağ ol. Yenilmekten kurtulamadım. Ya bırak bu ayakları, başlat hadi. Teşekkürler. Çağla. Benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Nedir? Yine Burak'la mı ilgili? Anne bir şey mi yaptı? Hayır dur, sakin ol. Hayır, Burak'la ilgili değil, benimle ilgili. Dolayısıyla seninle ilgilendiriyorum. Tamam. Nedir?
Canım. Benim bir süredir hayatımda birisi var. Ne? Ne zamandır? Ya anne bana niye söylemedin? Emin olmadan söylemek istemedim. Ama artık eminim ve ilişkimiz ciddi bir boyut kazandı. Bak senin onayını almak benim için çok önemli. Yani biliyorsun babandan sonra ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum. Senin adına çok sevindim. Ama keşke bana daha önceden haber verseydin. Nasıl tanıştınız? Adı ne? Ne iş yapıyor? Aslında tanıyorsun. Tanıyor muyum? Evet. Anne kim çabuk söyle. Sinan. Sinan Masaroğlu. İnanmıyorum. Sinan abi mi? Anne nasıl oldu? Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Yani biliyorsun Sinan'la uzun zamandır tanışıyoruz ama hiç öyle bir samimiyetimiz olmamıştı. Ama işlerle ilgili konuşurken işte birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Ya gerçekten çok şaşırdım. Selda teyzenin haberi var mı? Evet, otelin açılışında Selda'ya söyledim. Eminim artık Nihat'ın da haberi vardır ama başka kimse bilmiyor. Anneciğim gerçekten çok mutlu oldum. Sinan abi de çok iyi ve kibar bir. Böyle düşünmene çok sevindim. İçim rahatladı. İlişkimiz ciddi bir boyut kazandı derken evlenme teklifi mi etti yoksa? Henüz bunu konuşmadık. Önce çocuklarımızın haberi olsun istedik. Çünkü sizin bu konuda ne düşüneceğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Ama Eda ve Volkan'la arkadaş olmanız da bizim için bir avantaj. İleride evlendiğimiz zaman aranızda bir problem olmasını istemeyiz. Haklısın. Volkan'la bir problem olacağını sanmıyorum. O çok olgun biri de Eda tam bir çocuk sanki. Şımarık büyümüş. Ama onu da anlamak lazım. Annesini hiç görmeden, tanımadan büyümüş. Yani bu çok zor bir şey olmalı. Orası öyle. Ama önemli olan başta sizin anlaşmanız. Umarım her şey istediğin gibi olur anne. Umarım. Çok güzel oldu. Unutmayın benim adımı verecekler. İsmim Eda. Anlaşıldı değil mi? Elbette Eda Hanım. Her şey planladığınız gibi olacak. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ay, hele bu hediye tam altın vuruş. Ya değil mi? Ya inşallah bize yapanlar da olur. Yani bana Barış, sana da... Kızım sen ne zamandır birinden hoşlanmadın bile? Ya hoşlansam ne fark eder ki? Yani birden olsun pat diye. Böyle karşılıksız aşk çok zor oluyor. Zaten beni gördükçe olacağın varsa da olmuyorsun. Yani. Neyse, her şey süper gözüküyor. Evet, bizim de ellerimize sağlık. Ben bunu bırakayım sonra çıkalım. Tamam. Şimdi vereyim. Arabayı şuraya alıp bekleyelim, bizi görmesinler. Buluştuklarından emin olmamız lazım. Tabii tabii. Ay çok heyecanlıyım. Umarım işe yarar. Vallahi işe yaramazsa B planı yapmaya hazırlan.
efendim. Alo Gonca. Gonca çok sevdim, çok mutlu ettin telefonu açtığına beni gerçekten. O zaman sana bu kadar mutluluk yeter. Kapatıyorum. Dur dur, kapama kapama, ne olur kapama. Ne var? Ne istiyorsun? Ben İstanbul'dayım. İyi, ne yapayım? Ya Gonca bir 5 dakika bari göreyim seni. Olmaz. Ya lütfen, ne olur yalvarırım ya. İyi peki, tamam. tamam. Şey, ben Aslı'dan adresini aldım. Yaklaştık zaten. Gelince tekrar ararım. Gonca. Ay, niye erken geldi şimdi bu? Of abi ya. Hep zamansız anlarda damlarsın zaten. Gonca. Efendim abicim. Erken geldin. Üzerimi değiştirip çıkacağım hemen. Kalacak diye ödüm koptu. Kolay gelsin. Geldin mi? Ha, evet geldim. Ne yapayım, eve geleyim mi? Hmm, eve gel. Sen canın susadın herhalde. Abimle yaşıyorum ben. Tamam. Nerede bekleyeyim o zaman ben seni? Yukarıda bir çay bahçesi var. Orada bekle beni. Tamam. Kimle konuşuyorsun kız? Gülnur ablayla. Kahveye çağırıyor. İşi geç gelecekmiş de. Hmm. İyi, git. Geç saat dönme ama. Tamam abicim, merak etme. Benim vardiyam sabaha kadar, kapıları iyi kilitli. Tamam abicim, merak etme. Hı. Hadi o zaman, birlikte çıkalım. Tamam, peki. Teşekkürler Halil abicim. Sana da zahmet oldu. Rica ederim Aslı. Almaya da geleyim mi sonra? Yok, sen hiç zahmet etme. Peki, sen bilirsin. Hadi. Varan bir. Aslı geldi. Şimdi sıra abimde. Ay çok heyecanlı. Aslı kesin şok olacak. Kesin kesin ortama bayılacak. Buyurun. Rezervasyonunuz var mı acaba? Eda... Eda Masaroğlu. Evet. Buyurun, bu tarafta. Teşekkürler. Tamam.
Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Ya Eda ile buluşacaktık biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? Ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani. Evet. Şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay, Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. Allah'ım ya. Ya şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani, ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden Eda'yla buluşmaya geldin ki? Ya çünkü çok ısrar etti. Ya ben böyle plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, onun oldu. Ben çok açım. Yemekler ziyan olmuşsun. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladın. Küçük Hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Buna emin olabilirsin. Yemekler de çok lezzetliymiş ya. Bu arada Volkan'la barışmanı çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? Sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor. Kabus gibi. Ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Beni alet ettiğin yalanlar burada bile peşimi bırakmıyor. Ya bayağı inandırıcı olmuş desene. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ya resmen şu yaptıklarından bile övünebiliyorsun ya. E tabii insan yalan söylemeye alışınca bu hale geliyor demek ki. Mecbur kaldım ve bitti. Babamla annemi karşıma alamazdım. Haklısın. Ya sonucu ne olursa olsun dürüst olmak erdem ve cesur insanların işidir. Sana göre değil yani. Ben korkak mıyım yani? Tabii ki öylesin. Sevgilinden korkarsın, babandan korkarsın. Ama yalan söyleyip kırdığın insanlardan hiç korkmuyorsun. Bak ben bu açıdan hiç düşünememiştim. Sen geç dalgın. Ya insanda bir gram, ya bir gram olgunluk olmaz mı? Ya şaşkınlıkla izliyorum seni. İnsanları şaşırtmayı severim. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum ben. Vay. E bu eksikti. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Sana afiyet olsun. İstersen seni eve bırakayım. Gerek yok. Ben kendi başımı çaresine bakarım. Peki, sen bilirsin. Ya gecenin bu vakti kız başıma beni burada bırakıp gidiyor ya. Odun ne olacak odun? Taksi çağırabilir miyiz acaba? Maalesef hiç taksi yok. Çok beklersiniz. Caddeye kadar yürürseniz taksi bulabilirsiniz. Peki, sağ olun. Thank you.
Gonca, bu gülleri sana aldım. Güllerin en güzel hali Gonca olduğu için seninle tanıştıktan sonra gülleri daha bir ayrı sevmeye başladım. Belki sen de seviyorsundur diye düşündüm. Gerek yoktu. Neyse, ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çok fazla vaktim yok. Oturalım mı? Cüzdanı evde unuttuk, iyi mi? Gonca, bak. Vallahi o kız annemlerin beni memlekete zorla sözlendirdiği kız. Yani ben ona çoktan bittiğini söylemiştim. Ama çıkmış gelmiş, ne yapayım? Ben de ayıp olmasın diye konuştum. Bittiğini tekrar söyledim. Ben seni seviyorum. Cidden. Senden başka kimse yok. Neyse. Artık bunların pek bir önemi kalmadı. Bitti. Nasıl bitti ya? Gonca, ben sana aşığım. Dünyada bırakmam seni. Bilmiyorum Erdem. Artık aramıza yalan girdi bir kere. Ya ayrıca sen Bodrum'dasın, ben İstanbul'dayım. Ben öyle uzun mesafeli ilişkilere pek sıcak bakmıyorum. Ben işi gücü her şeyi bırakıp geldim. Bak, artık İstanbul'dayım. Bir dönem akrabalarımın yanında kalacağım. Hem şimdi iş de ayarlıyorum. Gonca, ne olur bana bir şans daha ver. Bak görürsün, dünyanın en mutlu insanı yapacağım seni. Nasıl yani? Gerçekten İstanbul'a mı taşınıyorsun? Ya evet. Ya Gonca, anla artık. Son kez soruyorum. Gelmiyor musun? Hayır. Ben hayatımda bu kadar huysuz, bu kadar inatçı bir kız görmedim. Gideceğin yere bırakayım. Sana diyorum güzelim. Buraları tenha olur bak. Bas git. Gece gece başımızı belaya sokma. Aslı, bin sen de şu arabaya. Ne demişler? Denize düşen yılana sarılır. Ya sen neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Sana karşı bir duygu besleyeceğimi düşürüp neden kendini bu kadar önemsiyorsun ki? Ya tamam tamam. Senin ağız dalaşına girmem. Haddimi bilirim ben. Tamam, aferin. Abim arıyor. İnşallah barışmışlardır. Ay kesin bence. Efendim abicim. Eda, Burak geldi mi? Evet. Burak mı? Evet, seni almaya çıktı. Abi ya, neden geliyormuş Burak beni almaya? Ne fark eder? Çok şey fark eder abi. Ya neden Burak geliyor beni almaya? Ya Eda saçmalama, amcamdaydık. Eda'yı almaya çıkacağım dedi, çıktı. Tamam abi, tamam. Ben kendim dönerim eve, tamam mı? Hadi hoşça kal. Allah Allah, ne oldu buna şimdi? Ne oldu? Almış mı Eda'yı? Ya anlamadım ki, eve gidiyorum diyor. Olaya bakar mısın Cansu? O kadar hazırlık.
Ya kızım inanmıyorum ya, şaka gibi. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Aslı da şaşırmıştır Burak'ı görünce. Abin kesin çok kızacak Eda. Kesin. Ama o gelseydi ve barışsalardı benden iyisi olmazdı. E amaç da oydu zaten. Of ya of. Eda ile buluşamamışsınız sanırım. Olaylardan haberin yok galiba. Hangi olanlar? Eda Aslı ile seni barıştırmak için ufak bir oyun planlamış. Ne? Evet, şu an maalesef Aslı ileyim. Ya bir dakika, şimdi benim kafam karıştı, baştan alalım. Eda Aslı ile beni barıştırmak için benzinin bitti numarası yapıp beni mekana getirtmeye çalışıyor. Yani amacı bizi baş başa bırakmak, öyle mi? Aynen öyle. Ama ne yazık ki senin yerine ben geldiğim için. Evet, ne yazık ki. Ne oldu güzel? Yani kusura bakma Eda adına senden özür dilerim. Sorun değil. Sen şimdi Eda'ya bir şey deme. Eminim planı bozulduğu için yeteri kadar üzgündür. Ya bu yaptığı çok yanlış ama. Yani özel hayatıma burnunu sokmaması gerektiğini bilmesi lazım. Lütfen Aslı'ya da özrümü ilet. İletirim. Neyse, bekleyeyim mi seni? Gerek yok, sen arabamla çık. Tamam, hadi görüşürüz. Ay Eda. Vay be, Eda'ya bak. Planlar, programlar falan. Ya bu sefer fazla yeri gitti ama. Kanka bunda kızacak bir şey yok. Kız sen mutlu ol diye yapıyor. Bu o kadar belli ki. Neyse, hadi amcamla yengeme veda edip çıkalım. Hadi. Hayatım, bu Emine Hanım gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Ay süper değil mi Nihat? Çok yetenekli ya. Ha, iyi akşamlar çocuklar. Niye katılmadınız bize? Ya kusura bakmayın amcacığım, oyuna dalmışız. Gelip bir şeyler atıştırmaz mısınız? Acıkmadınız mı? Yok, sağ olun. Ben de tokum ya. Pastayı biraz fazla kaçırdım da. Ay çok güzel olmuş değil mi? Yeni aşçımız var, onun kızı yapmış. Ha öyle mi? Ben de şirketin oradaki pastaneden sanmıştım ama. Evet, aynı hazır gibi. Aynen. Evet. Neyse size afiyet olsun. Biz kaçalım. Ya Burak nerelerde bu arada? Ya Eda'nın benzini bitti. Yolda kaldı. Sağ olsun benim yerime Burak gitti. Bir işine yaramış bak. Neyse iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Başar kim? Önemli biri değil hayatım. Niye açmıyorsun o zaman bir tane? Ya bu saatte iş konuşması mı olurmuş Allah aşkına? Yarın arasınlar değil mi? Ya duralım baksana, belik yardıma ihtiyaçları var. Saçmalama ya. Durulmaz öyle. Dümen de olabilir. Ya başımıza bir şey gelirse? Ay sen amma tırsaksın ya. Tırsak mıyım? Hırlı mı hırsız mı katil mi bilmiyoruz bile. Riske giremem ben öyle. Bir gün senin de yardıma ihtiyacın olduğunda sana hiç kimse yardım etmezse bu anı hatırlarsın ama. Ben kendimi öyle bir duruma düşürmem. Gerçi yanında senin gibi uğursuzla dolaştığını düşünürsek haklı olabilirsin. Sensin uğursuz. Arabamız arıza yaptı. Eşim araçta hamile. Ne olur yardım edin. Karım doğurmak üzere. Ambulans çağırdık ama gelene kadar doğurur. Ay ikiz mi? Evet. Ay tamam sakin olun. Of ne diyorum ben ya. Derin derin nefes alıp verin. Onu yapıyorum zaten. Tamam bu şekilde devam edelim o zaman. Ne olur acele edelim. Hastaneye gidelim. Hadi acele edelim. Gel karıcığım dikkat et ne olur. Yavaş. Aslı en yakın hastane nerede? Telefondan baksana. Yol tarifi. Az kaldı karıcığım, dayan az kaldı. Dayanamayacak gibiyim. Sakın dayan bak. Az kaldı. Karıcığım derin nefes al az kaldı. Dayan. Nefes al. Buldum buradan devam edeceğiz, ben tarif edeceğim zaten. Hadi. Tamam sakin ol. Aslı hadi. Tamam buradan değil bir sonrakinden gireceğiz. Tamam ne olur azıcık daha dayanın, azıcık sıkın dişinizi ya. Geliyorlar sanırım. Hayır. Geliyorlar diyor. Nefes al.
al ver. Nefes al ver. Böyle. Çok az daha dayan. Çok az daha dayan. İşte geldik. Burası. O zaman yarın buluşuyor muyuz? Yarın buluşuyoruz tabii de. Ben yarına kadar nasıl sabredeceğim onu bilmiyorum. Ya ben hala buraya taşınacağına inanamıyorum. Ya Gonca, ben senin için dünyanın öbür ucuna bile taşınırım. Gerçekten. Gonca! Adam kaç çabuk kaç diyorum ya. Abi üstüme geliyor. Gel lan buraya. Abi. Abi dur. Abi dur. Of, sanki kendi karım doğuruyor ya. Acayip stres yaptım. Ne zor işmiş ya. Allah sana da kolaylık versin. Zor ama çok güzel bir duygu çocuklar. İnşallah Allah size de yaşatır. Ay inşallah. İleride yani. Ayrı ayrı. Sakin ol, sakin. Kimse yanlış anlamadı. Kızınız da oğlunuz da gayet sağlıklı. Eşiniz de çok iyi. Birazdan odaya alacağız. Şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay çok tatlılar. Evet ya. Çocuklar size de çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ne yapardık? Ne demek? Çok tatlılar maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Uzun sağlıklı bir ömürleri olsun inşallah. Amin. Çok sağ olun. İsimleriniz nedir? Aslı. Burak. İzin verirseniz çocuklarımıza sizin isimlerinizi vermek istiyoruz. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Biz artık gidelim. Tekrar tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi arabanızı almasaydınız belki de bu mutluluğa kavuşamayacaktık şimdi. Siz şimdi bunları düşünmeyin. Yani bebeklerinize sağ salim kavuştunuz. Önemli olan o. Sayenizde. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi ki seni dinleyip yardım etmek için durmuşum. İlk defa seninle günüm hayırlı noktalandı ya. Gerçekten ya. Hadi seni eve bırakayım. Efendim Çağla'cığım. İyiyim canım. Ufak bir işim vardı. Şimdi eve geçiyorum. Ben seni arayayım mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Şurada bir taksi var. Ben onunla gideyim en iyisi. Bırakacaktım ben seni. Gerçekten gerek yok. Ya. İyi akşamlar. Kendinden taburcu olmak istedin ki? Haftada yalnızca bir cumartesi sabahım var. Ha, çok üzüldüm. İyi akşamlar. Ha oğlum hoş geldin. Gel gel film izliyoruz gel. Ay benim çok uykum geldi, ben yatıyorum. Ya kızım hani film izliyorduk ya? Yolcu koltuğuna geçer misin? Sağ tarafta oturmak mideni bulandıracak diye korkuyorum. Onun uykusunun geldi falan yok baba. Yaptığı hatanın farkında. O yüzden kaçmaya çalışıyor. Ya abi, vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ya ne oluyor Eda, Volkan? Bir daha özel hayatıma burnunu sokma. Bu yaptığın çok yanlış. Ya zaten yüzüme gözüme bulaştırdım. Ya bir daha olmayacak söz. Bak bu son ama. Tamam. Söz. Hadi gel. Sen de bizimle film seyret lütfen. Ya çocuklar ne oluyor? Anlatsanıza bana da ya. Ya tamam baba, kapatalım hadi konuyu. Bak film kaçıyor.
Belli belirsiz bir gülüş vardı, buz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok. Zahmet etme, hiç boşuna ardındayız bırakmaya. Gidemezsin. Geldi mi çocuğum? Geldim anneciğim. Ah kuzum. Döneceksen neden? Nasıl geçti gece? Güzel geçti anneciğim. Oh, çok şükür. Hadi yat dinlen. Tamam anneciğim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler kuzum. Bir gülüş vardı uz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok. Zahmet etme, hiç boşuna ardındayız bırakmaya. Gidemezsin, biliyorsun. Döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Acıktım tabii. Bugün doğru düzgün bir şey yemedim ki. Ne anlar aşktan? Gidemezsin, biliyorsun. Döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler.